Herkese merhaba, ben İsa Sarı. Bu videomda Bosscam'in 5.8 GHz'lik Cloud Spirit Mushroom antenlerini inceleme altına alacağım. Ürünün kutusuna başlamak gerekirse oldukça sade ve şık bir kutuda geldiğini söyleyebilirim. Hemen boyutlarını ölçelim kutunun. Kutunun yüksekliği yaklaşık 13.5 cm. Eni ise yaklaşık 8.5 cm. Derinliği ise gördüğünüz üzere 4.5 cm kadar. Şimdi ise ürünün kutu ağırlığına bakmak gerekirse kartımızı açalım. Ürünümüzü yerleştirdik ve 66 gramlık bir ağırlığa sahip ürünün kutusu. Kartımızı kaldırdık. Şimdi antenleri çıkarabiliriz. Görüldüğü gibi 2 adet anten, bir tane alıcı için, bir tane verici için. Şimdi ilk başta turuncu renkli antenimizi çıkartalım. Bu TX yani transmitter, Türkçesi verici diyebiliriz. Verici için olan anten. Hemen antenin boyutlarını ölçelim. Yalnız bundan önce şöyle bir detaylıca bakalım. Antenin boyu yaklaşık 8-8,5 santim kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer antene bakalım. Bu da RX yani Receiver, Türkçesi alıcı. Bunun boyu verici anteninin boyuna göre biraz daha uzun. Bunun çeşitli nedenleri var. Şimdi bu antenin de hemen boyunu ölçelim. Bu da yaklaşık 10 santim. Yani 1-1,5 kadar santim kadar daha uzun. Uçlarını görüyorsunuz. RPSM yani değişik tipte bir yapıya sahip ve esnek. Gördüğünüz gibi her iki anten de esnek. Hiçbir zarar görmeden her tarafa eğilip bükülebilme kabiliyetine sahip. Bu sayede 250 sınıfı quadcopterlerinize vesaire istediğiniz şekle getirip kullanabileceksiniz. Diğeri de aynı şekilde. Tabii bunun boyu biraz daha kısa olduğu için bükülme kapasitesi daha az diyebiliriz. Eski şekillerine getirelim şimdi. Şimdi her iki antenin ağırlığını ölçeceğim. Bakalım ne kadar gelecek. Bildiğiniz üzere kutu ağırlığı 66 gramdı. Şimdi antenlerin ağırlığına bakalım. Çünkü bunlar önemli biliyorsunuz. İkisinin toplam ağırlığı 23 gram. Oldukça ideal sayılır aslında. Tabii bunlar tek tek ölçmek de gerekebilir. Çünkü burada önemli olan vericinin ağırlığı. Ama bunu daha sonra yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi oldukça şık görünüme sahip her iki antende ve mushroom yani mantar tipi diye geçen antenlerden bunlar. Bunun yanı sıra neler söyleyebiliriz başka? Dediğim gibi bunlar FPV sistemi kurarken görüntünün daha hızlı veya daha seri bir şekilde, daha net bir şekilde aktarımını sağlıyor ve uzun mesafe sistemleri için de gerekli. Şu anlık diyebileceklerim bu kadar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.